İnsanlar buradaki açlıktan, fakirlikten, yoksulluktan kaçarak topraklarımıza misafir olarak geldiler. Bu ailelerden bir tanesi de benim doğup büyüdüğüm topraklarda Sapanca'da yaşıyor. Kızları Emineller'de, Sapanca'da bizim akrabalar, aileler onlara bakıyorlar. O her gün anne babası için ağlıyor, gözyaşı döküyor. Ben burada iyiyim ama onlar orada muhtaç. Bizi de onun o samimi duyguları, niyetleri, duaları bugün buraya getirdi. Bunun bir hikayesi var. Beni de çok etkiledi hakikaten. Bu kadar yolu geldiğimize hakikaten değdi. Sadece bizi görmeleri onlar için yetiyor. Görmeleri bile ekstra mutluluk veriyor onlara. Hepsi çok cana yakın. Hepsi yurt dışından Müslüman bir kardeşim geldi edasıyla bize yaklaşıyor sürekli. Şimdi Sapanca'dan Afganistan Faryab'a uzanan bir iyilik hikayesinin fotoğrafını çekeceğim. Çekiyorum. Afganistan'da gerçek bir iyilik hikayesinin peşine düşeceğiz şimdi. Aslında çok daha öncesinde planlamıştık fakat ancak nasip oldu. Uzun bir yolculuk bizi bekliyor şimdi. Bismillah. Hikaye şu, ülkemizde biliyorsunuz oldukça fazla Afgan var. İnsanlar buradaki açlıktan, fakirlikten, yoksulluktan kaçarak topraklarımıza misafir olarak geldiler. Bu ailelerden bir tanesi de benim doğup büyüdüğüm topraklarda Sapanca'da yaşıyor. Ve Sapancalı aileler, Sapancalı akrabalarımız kendi aralarında toplamış oldukları yardımlarla, 3-5 insani yardımla bu ailenin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar. Buzdolabı aldılar ona, çamaşır makinesi aldılar. Ailedeki çocukların okuyabilmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Tabii bu ailemizin geride bırakmış olduğu bir anne babası da var. Kendileri Afganistan'da yaşıyorlar doğal olarak. Bizden şu anda hali hazırda tam tamına 3,5 saat kadar uzaklıktalar. Biz şu an Şibirgan'dayız. Kendileri de Faryab'ın bir ilçesinde yaşıyorlar. Meymene'de yaşıyorlar. Bizim de Afganistan'a gelmemize sebep olan İyilik Yolu Derneği ile birlikte bu uzun ve zorlu yolculuğu yapacağız ve ardından Faryab'taki ailemizi bulmaya çalışacağız ve kendilerinin çeşitli ihtiyaçlarını gidermeye gayret edeceğiz. Bakalım bu zorlu yolculukta bizleri neler bekliyor. Bismillah. Yolculuğun ardından an itibariyle Faryab'a geldik. Meymene'deyiz. Şimdi birazdan burada gerekli alışverişleri inşallah ekip arkadaşlarımız yapacak ve ardından ailemize doğru devam edeceğiz inşallah. Selamünaleyküm. Amca bu. Esselamünaleyküm. Sağ ol. Selamet olsun. Gör başım. Selamet. İyiler. Çok selamları var. Selam ettiler deyip Türkiye'den. Geçelim hadi eve geçelim. Gelin. Kızından ona selam getirdik. Kızlar
kızları emin ellerde. Sapanca'da bizim akrabalar, aileler onlara bakıyorlar. Ama tabii ki yine sıkıntıları var. Çocukları okutamıyorlar. İnşallah onlarla ilgilenmeye çalışıyor. Annemler, annemin arkadaşları, kadınlar olarak. O her gün onlar için, anne babası için ağlıyor, gözyaşı döküyor. Ben burada iyiyim ama onlar orada muhtaç. Bizi de onun o samimi duyguları, niyetleri, duaları bugün buraya getirdi. Bu dünyada hepimiz imtihandayız. Türkiye'dekiler şükrün imtihanında, buradakiler sabrın imtihanında. İnşallah verebilenlerden oluruz. Hadi geçelim, biz malzemeleri getirelim o zaman. Türkiye'deki hayırseverlerimizin destekleriyle satın alınan, yine İyilik Yolu Derneği'nin vasıtasıyla satın alınan bir aylık gıda kumanyamızı ailemize teslim ettik. İnşallah bundan sonra da düzenli bir şekilde aileye bu tür yardımlar ulaştırılacak. Rabbim en kısa zamanda mağduriyetlerini giderebilmeyi nasip eylesin her anlamda. Gündüzleri şu an hava sıcak ama geceleri oldukça soğuk oluyor. Biz yaklaşık bir haftadır buradayız. Geceleri gerçekten soğuk oluyor. Ailemiz şu an böyle derme çatma bir elektrikli ısıtıcıyla ısınıyorlardı. Kendilerine soba getirdik. İnşallah ilerleyen günlerde yakacak yardımları da kendilerine ulaşacak. Şimdi birazdan çocuklarımız heyecanlı bir şekilde bekliyorlar. Onlara kıyafet yardımlarımızı, kışlık kıyafet yardımlarımızı ulaştıracağız inşallah. Afganistan'a gelirken esasında böylesi bir hikayenin peşine düşme gibi bir niyetimiz yoktu. Benim aklımda da değildi işin doğrusu. Yaklaşık 3-4 yıl olmuştu çünkü bu aileyle bizim ilişkimiz daha önceki yıllarda. Buraya geldikten sonra bir baktık ki meğersem bu aileye bizim uzaklığımız yaklaşık 3-3,5 saat kadar. Biz Şibirgan'dayız, aile ise Faryab'talar. Dernek başkanımız Emrullah abimize ben meseleyi açtım. Allah razı olsun, kendisi yakından alakadar oldu ve programı değiştirmek suretiyle bugün buraya geldik ve ailemizle buluştuk. Yani belki hiçbir şey getirmeseydik bile sadece Türkiye'den kızının iyi olduğunu, kızının selamını ona getirdiğimizi bilmeleri bile bu aile için gerçekten yeterliydi belki de. Ama hamdolsun bunun daha ötesini yapmak nasip oldu. Bu da tabii ki yüce gönüllü milletimizin sayesinde. Var olsunlar. Böyle kışlık bot, mont giyen çocukların görüntülerine alıştınız. Bizler alıştık belki. Ama bu insanlar ilk defa böylesi bir şeyle karşılaşıyorlar ve bizden haberdar olduktan sonra, bizim Afganistan'da olduğumuzdan haberdar olduktan sonra belki diyebilirim ki 2 gündür uyuyamadılar. Sürekli kızlarını aradılar, ne zaman geliyorlar, ne zaman geliyorlar diye. Ve ettikleri duaları duymanızı gerçekten isterdim. Bu her ne kadar bizim için basit bir şey gibi görünse de buradaki aile için gerçekten belki bir ömür unutamayacakları kıymetli bir ziyaret oldu. Hamdolsun. Dedemizin mutluluğunu görüyorsunuz şimdi. Yüzünde güller açıyor elhamdülillah. Gerçekten nasıl dua edeceğini bilemiyor şu anda bize. Şimdi Sapanca'dan Afganistan Faryab'a uzanan bir iyilik hikayesinin fotoğrafını çekeceğim. Çekiyorum. Evet Emrullah abi, çok teşekkür ediyorum. Gel hem efendim. Size hem derneğe bu hikayeye inandığı için ve programı değiştirmek suretiyle bu topraklara kadar, buralara kadar geldiğimiz için. Neler söylersiniz abi, ne yaptık burada şimdi biz? Yani burada tabii size ayrıyeten teşekkür ederim. Allah razı olsun diyorum. Çünkü biz, sen olmasaydın biz bu haleden haberimiz olmayacaktı. Tabii bunun bir hikayesi var. Öncesine dayanan bir hikayesi vardı. Beni de çok etkiledi hakikaten. Bu kadar yolu geldiğimize hakikaten değdi. Biz ailemizi gördük ve ihtiyaçlarını karşılamak için buraya geldik. Kışlık kıyafet yardımda, erzak yardımda bulunduk, soba yardımında bulunduk bu ailemize. Onların mutlu olması bizi de mutlu etti. Bu konuda özellikle sana çok teşekkür ediyorum, buna vesile olduğun için. Buralara bizim gelmemize vesile olduğun için. Afganistan seferimizi de aslında tam anlamıyla bu niyetle yapmıştık biz. Yani belki bu hikaye yoktu meselenin başında ama Afganistan'da böyle binlerce, ne yazık ki işgalcilerin bırakmış olduğu binlerce, on binlerce aile var. Bu şekilde dışarıdan yardıma muhtaç bir şekilde hayatını sürdüren. Biz onlara da aynı şekilde Şibirgan'da yardım yaptık. Dernek vasıtasıyla bu ekstra olarak çıkmış oldu. Bunun altını ben özellikle çizmek istiyorum.
istiyorum. Yani biz sadece bu aileye yardım yapmaya gelmedik aslında. Belki hikayesini bilmediğimiz bir sürü insana dokunmuş olduk bu vesileyle. Şimdi buradan sonra gideceğimiz yer de aslında yine Türkiye'den bir hikayenin sonucu olarak gideceğimiz bir yer olacak. Bir su kuyusu açtık buraya yakın bir bölgede. Bu kuyunun da bir serüveni aslında. Oradaki köylerde su yoktu. Biz oraya önce dedik ki bir köyüyle başlayalım. Bir köyün ihtiyacını gidermiş oluruz en azından. Sonra oranın halkı da bize destek verince dediler ki ya biz burada 3 tane köyüz. Bizim hiçbirimizin suyu yok. Beraber yapsak nasıl olur? Sağ olsun bize destek veren bağışlarımızın vesilesiyle o köye de ulaştık. Hatta diğer köylere de ulaştık. Boruları döşedik. Öbür köyden suyu çektik. Öbür köylere yani bir kuyudan 3 tane köyü istifade ettirmiş olduk. İnşallah beklenen oluruz. Sürekli beklenen oluruz. Bu da bizi çok mutlu eder. Eyvallah hocam. Ben tekrar hem size hem derneğe hem bu hikayenin aslında gerçek kahramanları olan vatandaşlarımıza, milletimize bu vesileyle ben teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Allah razı olsun. İşgalciler gittiler ama gitmekle kalmadılar. Geride koca bir enkaz bıraktılar. 10 yaşındaki çocuklar kardeşlerini okutmak için çalışmak zorundalar. Diyeceksiniz ki baba nerede? O niye çalışmıyor? Baba ne yazık ki kör bir kurşuna, umarsız bir kusura bakmayına kurban gitti. Biraz önce hikayesine şahitlik etmiş olduğumuz aile de işte onlardan sadece bir tanesi. Çil yavrusu gibi dünyanın dört bir yanına dağılmış hayatlar ve dışarıdan gelecek yardımlarla hayata tutunmaya çalışan bebekler, nineler, dedeler. Burası Afganistan. Evet, şimdi de dernek gönüllülerinden Ömer kardeşimle bir röportaj yapacağım. Kendisi ilk defa hayatında insani yardım çalışmaları için yurt dışında bulunuyor. Afganistan'a da böylesi muhtaç topraklara da ilk defa geldi. Bakalım kendisinin ilk izlenimleri neler? Öncelikle korkunç bir yokluk var. Büyük eksiklikler var. Yorulmuş insanlar var. O kadar yorulmuşlar ki artık bir şeye takatleri kalmamış ve ciddi manada bizden gelecek bir yardımı dört gözle bekliyorlar. Sadece bizi görmeleri onlar için yetiyor. Görmeleri bile ekstra bir mutluluk veriyor onlara. Hepsi çok cana yakın, hepsi yurt dışından Müslüman bir kardeşim geldi edasıyla bize yaklaşıyor sürekli. Birçok farklı yerde dağıtımlar yaptık. Gerek kışlı kıyafet verdik, işte çocuklara mont, çorap, ayakkabı, eldiven ciddi manada ihtiyaçları var. Belki de 3-4-5 aydır, belki 6 aydır ilk defa et yiyecek olanlara vesile olduk elhamdülillah. Battaniyeleri yok birçoğunun, sobası yok. Birçoğu ciddi manada çok kötü şartlarda yaşıyor. Bunları gördüm. Afganistan'da umduğumu buldum mu ya cevap veremem ama Afganistan'da ciddi manada kederlenip hüzünlendim. Çünkü Müslüman bir coğrafyadayız, mazlum insanların olduğu bir coğrafyadayız ve ulaşmamız gerekiyor bir şekilde. Ulaşabildik mi? İnşallah daha da fazlasına ulaşırız. Buradan tekrardan İyilik Yolu Derneği'ne çok teşekkür ederim. Beni de böyle bir yolculuğa dahil ettikleri için. Bununla beraber Afganistan'a gelişimizin bir hikayesinin olması beni en çok heyecanlandıran noktalardan bir tanesi oldu. Sapanca'da başlayan bir hikaye Afganistan'da son bulacak. Daha doğrusu Afganistan'da canlanacaktı. Afganistan Faryab'a muazzam bir yolculuk yaptık. Oradaki aileyi kızıyla buluşturuyormuşuz gibi bir atmosfer vardı o sırada. Sanki biz girdiğimizde kendi çocuklarıyla görüşmüşler gibi heyecanlandılar. Oradaki o sıcakkanlılık da aynı şekildeydi. Buradaki aşırı samimiyet hepsinin önüne geçiyor ve bizi o kadar güzel sarmadılar ki. İnanın bana hiç böyle yabancı bir yerdeymişim gibi hissetmedim ben. Bu bir belgesel miydi yoksa insanın, insan onurunun izini sürmek miydi? Buna önce seyirci, sonra tarih karar verecek. 2023'ün son günlerinden Afganistan'dan insanlığını unutmayan tüm yüce gönüllere selamlar, sevgiler.